İki gözlü bir ocak yaptık. Ama bizim gene malamız ve küremiz olmadığı için bunu spatula ile yapacağız. Deneyim. Evin spatulası bu. Deniz'den gitar çalmasını rica ettim. Beni kırmadı. Kırmamızdan. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, nasılsınız sevgili abonelerimiz? Umarım iyisinizdir. Biz çok iyiyiz. Yine bugün farklı bir aktiviteyle karşınızdayız. Bizim burada yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri ocağımızın elektrikli olması aslında. Çünkü elektrik kesintisinde de çok mağdur olmamak adına bugün böyle bir şey yaptık. Bir ocak yaptık arkadaşlar bugün betondan. Komple yapılışını izleyeceksiniz az sonra. Bu benim çok hoşuma gitti bu arada. Yani beklediğimden daha güzel bir şey çıktı. Şimdi bu kısmı mutfak gibi yapmaya karar verdik. Ufak bir çatı yapıp buraya, yarım, açık. Buraya bir tane de seyyar fırın yapacağız arkadaşlar. Bir tane de masa yapacağız. Zaten musluk var. Yazın inşallah tüm yemeklerimizi burada dışarıda yapıyor olacağız. Bu ilk mutfak gerecimiz dışarıdaki. İki gözlü bir ocak yaptık. Şu anda da burada ıhlamurumuz kaynıyor. İnşallah birazdan içeceğiz ve mısırımız patlamak üzere. Şu an kızarmaya başladı. Çıtır çıtır sesleri geliyor. Ocağımızın yapılışını izleyelim. Ardından buradayız. Arkadaşlar, en dibine biraz kum serpeceğiz önce. Çünkü bir ayak yapacağız. O ayakların üstünde durmasını istiyoruz. Ama bizim gene malamız ve küremiz olmadığı için bunu spatula ile yapacağız. Malzemesizlik böyle bir şey. Ama Türk böyledir. İlla ki bir çözüm bulur. Şimdi bununla ayaklarını yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, ayaklarımızın kalıbını oluşturduk. Şimdi bunların içine telden bir iskelet yapıp üstüne çimento dökeceğiz. Şimdi bu telimizden de ayaklarımız için ufak bir iskelet yapacağız. Arkadaşlar, böylelikle daha sağlam tutsun etrafı. Şöyle şunun gibi birazdan içine koyduğum zaman nasıl gözükecek hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar, iç kısmı alta bir de bahçeden kalan tellerimiz vardı. Onunla bir daha iskelet yapmış olduk. Böylelikle daha sağlam olacak. Arkadaşlar, iç tarafına da köpükten bir kalıp yapacağız. Birkaç da köpüğümüzü düz biçimde keselim. Thank you.
Yoktu. Vay. Ama bak ne güzel oldu. Bakalım kurusun. İki gözlü ocağımız. Evet, bugün kalıbımızı sökeceğiz. Bakalım oldu mu? Çok yaşa. Ateşimiz yanmaya başladı. Şu an o içindeki köpükler de yanacak. İlk bir boş yakıyoruz. Şurada odunları koyduğumuz yer var. İki yanında da şu şekilde bacaları var. Üstünü çünkü tencere koyduğumuz zaman, kapandığı zaman hava alabiliyor olması lazım. İki gözde ocağımız var. Bunların üstüne ister sağ tarafı yoğun yakıp ister sol tarafı yoğun yakıp, biri ufak biri daha büyük zaten, yemeklerimizi burada pişirebileceğiz. Arkadaşlar ilk kez çimentoyla bir şey yaptım. Çok zorlanırım gibi geldi ama yani düşündüğümden çok daha kolay oldu. Siz de izlediniz. Çimentoyu ne oranla koymam gerektiğini bilmiyordum. Etraftan da çok farklı şeyler söylediler ama ben en son kendi kafama göre bir şeyler yaptım. Ve iyi ki kendi kafama göre yapmışım çünkü tam istediğim gibi oldu. Ihlamurumuz demleniyor. Mısırımız patlamak üzere. Evet, deniz için bayağı yorucu bir aktivite oldu. Ben de en azından hem bir denemiş olalım istedim. O nedenle de bir şeyler yapıyoruz. Ama günü birazcık daha keyifli hale getirmek için, hem kendimiz için tabii hem de sizin için, Deniz'den gitar çalmasını rica ettim. Beni kırmadı. Bir önceki ev turunda ya Nothing Else Matters'a demiştik, romansı çalarız, romansı çalmıştık. Bugün de Nothing Else Matters'ı çalalım arkadaşlar. O sırada mısırımız patlasın, ıhlamurumuz demlensin. Birazdan sohbetimize devam edelim. Thank you.
Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Uzun süredir çalmıyorum, çok paslandım ama. İşte mısırımız patladı. Mısırımız patladı. Yıldırımımız var. Havalar soğuk, ıhlamura devam. Havalar burada keyifli arkadaşlar hayat. Çıkın çıkın gelin. Yemekleri burada yapmayı planlıyorum. Dediğim gibi burada gerçekten özellikle elektrik kesintisinde yemek ciddi bir problem. Bir şekilde İstanbul'da hani çok fazla yer var dışarıdan yiyebileceğiniz ya da bir çözüm üretmek bir tık daha kolaydı. Burada öyle bir ihtimalimiz olmadığı için gerçekten zor durumda kalıyoruz yani. O nedenle bu beni çok sevindiren bir aktivite oldu. Bir de bir fırın da yapacağım. Bir seyyar. Taşındığımız zaman da yanımıza götürebileceğimiz gibi bir fırın olacak. Böyle ayaklı, güzel, öyle bir şey düşünüyorum. Kiracı olmanın bir takım. Tabii, eksileri. Ondan sonra yemeklerimizi yazın komple dışarıda yapabileceğiz. Çünkü bir tek elektrik kesintisi de değil. Mesela bir balık yapıyorsunuz, ev evet, leş gibi kokuyor. Bir et yemeği yapıyorsunuz, ev leş gibi kokuyor. Bir de bu, zaten ev... Oğlana bir mama yapıyoruz. Değil mi? Düdüklü tencerede ev leş gibi kokuyor artık. Onların hepsini burada yapabileceğiz. Fırını da yaparsak yani ekmeğimizi, pidemizi, ne bileyim testi kebabımızı, etlerimizi, balığımızı fırında da yapabileceğiz. Bence çok güzel olacak arkadaşlar. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Değil mi? Evet. Filiz Hanım. Yani bu noktaya kadar izlediyseniz videodan keyif aldınız demektir. Bence abone olmanıza hiçbir engel yok. Hiç geç kalmış sayılmazsınız. Bizim hala gerçekten desteğinize ihtiyacımız var. Abone ol kısmını tıklayalım lütfen. Bir de bildirim zilini açalım ki videolarımız size daha hızlı ulaşabilsin. Yayınladığımızda ilk siz haberdar olun. Eleştirel yorumlara da açığız bu arada. Yorum kısmında hem genelde gerçekten çok pozitif yorumlar alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hatta böyle çok düzenli yorum yapan abonelerimiz oldu. Onlara gerçekten buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Onları çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Çok memnun oluyoruz gerçekten. Üzerine bizde çok muhabbetiniz çok dönüyor yani. Evet. Çok konuşuyoruz, çok seviniyoruz arkadaşlar. Daha başlangıçtan itibaren özellikle bizimle olanların isimle direkt yani o YouTube'daki adınızla yani bize yorum yapan adınızla anıyoruz ve konuşuyoruz. Çok teşekkür ederiz hepinize tek tek. Hop tekrar bu kameradayız. Tamam. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelirken bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınız bizim için kıymetli, önemli. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.